Sevgili Gurme Magazin takipçileri, Antep Gurmesi'nde özel bir reyon gördük. Bu reyon hakkında Yasemin Hanım bize herhalde şu anda bir bilgi verecek. Evet. Burada annemin yaptığı, kendine has belli şeyleri biliyor ve öğreniyor. Bunları da yapıp müşterilerimiz isterse alıyorlar ve ya da kahvaltıda da veriyoruz. Neler var? Çilek sirkesi var, elma, çilek reçeli, elma reçeli, süt reçeli. Hep doğal, şekerle yapılıyor sadece. Sirkeler var, elma burada sirkesi. Burada kompostu var herhalde. Evet, kompostu var onda. Böyle küçük küçük, az az. Evet, sirkeler ne sirkesi evet, var elma mesela? Elma sirkesi var. Doğal, hiçbir katkı maddesi yok. Ve nohudun da doğal, organik bulduk. Çilek sirkesi var. Melankoli haline vesaire, bakın bir çağın hastalığı iyi geliyormuş, bunu öğrendik mesela yaparken. Üzüm sirkesi var yine arkada. Evet, burada diğer ürünler diğer var. Diğer ürünler, işte mesela kilisin kahvesi bu, acı kahve denilen, menengiç kahvesi. Yine bulduğum, hoşuma giden şeyleri de getirttirip hani müşterilerle buluşturuyoruz. Evet, Antep'in olması olması, fıstığı da var. Evet, nar ekşisi var. Evet, tebrik ediyoruz. Güzel bir ürünler. Bunları tabii anneniz kendisi yapıyor. Evet. Hepsi doğal. Doğal. Aynı zamanda glutensiz herhalde evet. Mutfağınız var. Ondan da bir bahseder misiniz? Evet. Tabii gluten rahatsızlığını öğrenince yememesi gerektiğini, Antep yemeklerini glutensiz bir şekilde nasıl yaparım diye bir 4 ay gibi bir sürede uğraştı. Glutensiz içli köfteyi yapmayı başardı. Daha sonra analı kızı yapmayı başardı. Bunları müşterilerimiz donmuş bir şekilde alıp kendileri istedikleri zaman evde kızartıp ya da haşlayıp yiyebiliyorlar. Böyle güzel bir hizmetimiz oldu. Evet, buradan glutensiz yaşamı tercih eden, evet, rahatsızlığı olan kişilere de böyle burayı tavsiye edebiliriz. Evet. Şu anda da tabii bu ürünleri de çoğalacaksınız zamanla herhalde. Tabii, evet. Yani şu anda iki üründe mi var? Glutensiz mantı çalışmamız da var. Evet, yakında mantı da eklenecek. Evet. Bunun da müjdesini buradan verelim. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmaklar. Aslında gitmedi. Aklı da işte şu an iftar zamanı olunca. Ekşi mayalı ekmeğimiz var. Ekşi mayayla yaptı annem. Pişi de yapıyoruz ayrıca. Buna ekşi mayalı yoğurdu da ekledi. Şimdi onun daha Ar-Ge çalışmasını yapıyor annem. Nohuttan oluyor ekşi maya. Başka bir maya kullanmayarak yoğurdu mayalayacağız. Bakalım nasıl olacak yakında. Evet, annenizi tebrik ediyoruz. Burada size başarılar diliyoruz. Teşekkürler.